Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyen, bu ikisini misal öteyim bulur mu? Deb namur adıyan dersimiz. Büyüğün mevzuyumuz, ibadetlerimizi kabul buluş bulması için hal kıladıyanlarsa, halal ve haram. Allah subhanehu ve teala adam için yaratken hemen arasını ikiye böldü. Biri halal, biri haram. Allah Teala pakize narsalarını halal kıldı. Habis, iflas, napak narsalarını haram kıldı. Halal haramda farkı yapar mı diyen adamlar var. Ve halal haramda farkı yapar diyen takvadar insanlar var. Bu ikisi herkes beraber bulmuyordu. Atamız Adem aleyhisselam. Anamız Havva. Bu ikisini Allah Teala cennetke kiritgeniden keyin ularga cennetine hamma nimetlerini, meyvelerini halal kıldı. Fakat yine mana bu darak yaklaşmıyorlar. Bunu tatsiyeler, zalimlerden bu kalasılar. Bütün başlı cennet ikkalasın iki ve bitti mankının genlerse var. Bunu şimdi kere de Allah Teala sınaştı, imtihan kılıçını haklar atamız Adem aleyhisselam'da. Şeytan, Adem ve Havva'nı vasvasa kılıçını da davami buldu. Sizlerge bir darahını körseteyim ki, eğer onu yeseyler, abadi yaşayanlardan bolasılar, eğer o şu darahını meyvesinden yeseyler, malakelerge, farişteleri yalanıp kolasılar. Estağfirullah. Fadallahuma bi gurur. Falamma zâqa şecerata, badat lahuma sevâtuhuma, ve tafika yaksifâni aleyhime min varakil cenne. Hop, yiyip koydu. İndirime buldu. Bas, aldağ bulan ularını tüben halat geçişirip koydu. Öşe daraktan tatıp körüşleri bulan ok, avratlar açılıp kaldı. Ve özlerini cennet yaprakları bulan tosa başladılar. Haram iş tıkılıyordu, mükafatı darra verildi. Haram narsanı yiyordu, kesafatı darra vurdu. Müslüman adam ki haram yok muydu? Burada bir son pulu ötüp gitti, burada hakkını yap koydu, burada elbette teşip çıkardı, tez de. Zor bu. Sırası teşip çıktı mı? Zor bu. Çünkü keçe hata iş tıkılıyoruz, bugün paçakı çıktı. Endi kimisiz onu. Ama haramda kesip kılıp, haramda püydemesinden yediganlardı. Yıllar bir yoldan teşip çıkmayken ki, yakşiliği dalam atamaz. Bunu istidraj değildi. Kötleri bir yerge çapış değildi. Ana haramda tersini göreyim biraderler. Atamız Adem aleyhisselamını cennetten çıkıp geçeceği sebep oldu. Keyin bana şu kaide cari buldu. Her kandayı pakizlenirse halal. Kareler de şeriatımızda ne mi? Men kılıp haram kılınken olsa elbette habis iflas narsa oladı. Çocuğa mı? Özün ahlatını yiydi. Çocuğa mı? Başka hayvanlar da ahlatını yiydi. Türk taravatını göreyim. Onu Türk'e karattırıp haram kıldı mı Allah Teala? Yok. Ondan huni hayvanlar var harammaz. Onun figurası için haram kılındı mı? Yok. Napak, habis boyandığı için. Ve yuhillu lahumu t-tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khabayth. O peygamber pak narsalarını ular için halal kılıp, napak narsalarını ularge haram kıladı. Aytiler de şeriatımızda haram deyilgen narsani, birontasini pokiza deya olasizmi? Araq doling. Araq ichganda nima bo'ladi odam? Biz ichmasak qanday? Yo, ichmaganlar biladi uni. Chunki ichib olgan nima bo'layotganini ko'rmaydi o'zini. To'g'rimi? Abu Bakr Siddiq ichmagan ekan hech qachon. Johiliyatda ham. Nimaga desa, bir odam mas bo'lib, shunaqa mas bo'lib yiqilib tushib qo'li loy bo'lganda o'zini bavli bilan qo'lini yuvayotganini ko'rib, agar aroq ichishlik shunga olib boradigan bo'lsa, erkak kishining muruvvatini yo'q qilsa, ichmayman deb o'ziga harom qilgan edi. Ribo, sutxo'rlik. Harom desang, kimdir aytadi, nimasi harom? U ham tijorat, bu ham tijorat. Unda ham shuncha pul ishlataman, 10% foyda olaman. Mana bu ko'chadagi oldi-sotdi ishlatsam ham 10% foyda olaman. Nima farqi bor deydi? Ha, to'g'ri, senga farqi yo'q. Çünkü halal haramda farkıge Müslüman adam boradı. Müslüman adam boradı. Qalu innamal bay'u mislu riba ve ahallallahu al-bay'a ve harrama riba. Ular aytishdi, bunga sebep ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikning özü ki o deganlaridir. Halbuki Allah Teala bayni halal kıldı, sutxo'rlikni haram kıldı. Sutxo'rlikdi birodarlar oqibati nihoyatda og'ir. Qiyomatda sutxo'r adamga malaikalar al kuralini deyişedi. Ne mi kılın ben? Allah buna vuruşasam.
Agar yeyishingiz, ichishingiz harom bo'ladigan bo'lsa, harom bilan o'ralgan bo'lsangiz, duoingiz ham ijobat olmaydi, amalingiz ham qabul bo'lmaydi. Ribo harom, bu insonni halokatga olib boradi. Faqat sen buni o'zini ozgina insoniy aqling bilan tushunmayapsan xolos. Odamlar bor. Yeyishida, ichishida, kiyinishida, yurish-turishida, oldi-berdisida halol bilan haromni farqiga bormaydi. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va amalu soliha inni bima ta'malun alim. Yuborgan barcha payg'ambarlarimizga shunday degan edik. Ey payg'ambarlar, halol pok taomlardan yenglar va yaxshi amallar qilinglar. Albatta men qilayotgan amallaringizni bilguvchidirman. Davlanasi bor odam qo'yog'ida osh yesa davlanasi oshib ketadi. Doktor aytadi: "Mana manasini yemang" deydi. Yesangiz pachaq olasiz deydi. Yeydi pachaq oladi. Alloh taolo mana manasi harom qilma dedi. Qiyam pachaq bo'laveradi. Kunlarning birida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zining quli ishlab topib kelgan narsani olib yedi, qorni ochib. Endi qul Abu Bakr Siddiqning quli hammollik qiladimi, birodi ko'mirini tashiydimi, yukini tashiydimi, topib kelgan narsasini Abu Bakr Siddiq halol yedi. Har safar olib kelganda qayerdan olding, nima qilding deb so'rab qo'yardi-da, bu safar so'ramasdan yib qo'ydi. Yutib yubordi. Sayyidim har safar so'rar edingiz qayerdan olding deb. Bugun so'rama desa, ha qayerdan olding? Ha, johiliyatda kohinlik qilgan edim, palochgan edim, shu qolib ketgan edi, shuni hozir beruvdi, olib kelib sizga berdim dedi. Abu Bakr Siddiq bu kelgan luqmani asli harom ekanligini bilganidan keyin barmoqlarini og'ziga tiqib, talqumiga tiqib, boyagini qayt qilib chiqardi. Bilmasdan yevordi bo'lmasam. Bilib turib qilgani yo'q. Yonidagi kishilar "Ey Siddiq, ana buncha o'zingizni qiynaysiz" deganida u kishi aytdi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday degan eshitganman. Haromdan ungan go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq." Abu Bakr Siddiq nima chiqarib yubordi buni? Chunki halol bilan haromni farqiga borar edi. Bir tovar sotdingiz, qolib ketibdi ikkitasi bu yerda. Zo'ribdi o'zimizga qoldi. Deb qo'yadiganlar bor, ili ushlab turadiganlar bor. Keyin safar shu kilim kelgacha. Domla, bir zapchas sotuvdim palonchidan, moncha so'mi zapchas qolib ketibdi, tanimayman u odamni, nima qilaman, 2 yildan beri ushlab turibman deydi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Nima yutib olmadingiz, loq qotib. Chunki halol bilan haromda farqiga borar ekansiz. Birodar, 1000 so'm topgan yolg'on gapirib. 100 so'm toping, Alloh taolo 1000 so'mda barakasini bersin. Kunlik tirishligini zo'r o'tkazadigan, kunlik kunligini topadigan, ammo halol taqvoga urinayotgan odam bir tomon, to'g'ri kelgan narsani o'ylamasdan yutib qo'yadigan odam ikkinchi tomon. Bu ikki sargisday bo'lmaydi. Sahobalarda ayollarni ko'ringlar. Uydan erini chiqarar ekan, tirishchilik qilgan chiqib ketayotganida, "Ey palonchining o'g'li, biz dunyoda sovug'iga, ochlig'iga sabr qilamiz. Ammo jahannamma azobiga biz sabr qila olmaymiz. Bizga halol narsa olib keling" deyishardi. Ayollar erlariga eslatib qo'yishardi aytamanda. "Halol topib keling, biz sabr qilib turamiz." Unaqa desa qana ishni taqvoga intilasizda, quruq qaytgan xijolat olmaysiz. Xotin bo'lmadi bugun deb. Biz kelar nima qiladi qo'limizga? Mana deydi. Nima u? Palonchi deydi, kichik o'g'li yaxshi chiqdi deydi. Shu dedi, 3 ta balasining ichidan kichigi zo'r chiqdi deydi. Nimaga? Ulat o'ynatadi u bozorda. U oqsoqol o'tirib duo qilib, katta-katta yeb o'tiraveradi. Qayerdan top kelayotgan nima qilmaydi? Modomiki shu haromdan yeb ibodat qilyaptimi? Namoz o'qidi, to'g'ri. Lekin unga ajr berilmaydi. Harom narsani bizning ko'zimizga kim chiroyli qilib ko'rsatadi, bilasizlarmi? Kim? Shayton. Otamiz Odam alayhissalomni jannatdan nima bilan chiqardi? Ana shu Alloh taolo man qilgan narsani yeyishlik, yegizishlik bilan. Harom narsani chiroyli qilib ko'rsatishlik bilan. Harom narsani chiroyli qilib ko'rsatadi. Ana shu zinokar ham borib zinodi qilguncha ko'ziga chiroyli ko'rinadi. O'sha zinodi qilib bo'lgandan keyin o'ziga o'zi bunday qarasin-da. Shunaqa yomon ko'radi o'zini. Oilasiga borgani, ayolini yuziga qaragani, bolalarining oldiga borgani uyaladi. Buni zino qilganlar yaxshi biladi. Shayton chiroyli qilib ko'rsatadi harom amallarni. Agar o'zini asl holatda tursa, mu'min hech qachon bunga qo'l urmaydi. Amirul mu'minin Umar ibn Abdulaziz, xulofoi roshidlarning 5-inchisi. Betob bo'lib asalagisi keldi. Ayoli 1 dinordimi, 5 dinordimi olib, xizmatchining qo'liga berdi-da, "Bor asal olib ket" dedi.
Bir gün iki gün öttü, kaytıp geldi. Halifeye asaldı bir yerde ayolu. Asaldı tatıp görüp durup, hayırdan geldi bu asal dedi. Baalbek'ten geldi dedi. Yani başka şehirden. Yani bu şehirde buna asal yoktu. Kim yap geldi, kanakalı yap geldi dedi. Barid dedi Arapları da. Ömer İbn al-Hattab davrida şu poşta birinci metre cari kılınken tarihte. Ana şu Müslümanlar memleketini, poştasını, hizmetini kıladırken atını minip barıp gelen adı hizmetçi. Poştanı atını minip barıp geldi, palancıya da gelen adı halife şimdi asaldı bir dedi, apçıkı bozorga satıyorlar dedi. Pulumuzu tanını alıyorlar, faydasını, o şu poştadaki atlarını yemeğe, yemalı koşup koyuyorlar dedi. Davlatlı maşinası mini yürüyen, firmanın maşinası mini yürüyen, çasni özünü hususi işige işletişge hakkı bulmayan şoparlar, firmanın ekskavatörünü minip durup, levi işge ketip kalıyorkenler, firmanın maşinası minip durup, yük taşıyorkenler, levi bop kaldı deydi. Sovet davrida leviyli iş en prestijli işiydi, doğru mu? Levisi bırakan mı derdi? Aile iki kere emasıydı, ülkeler aile işler sanasıydı. Levi bolsun, levi ne var? Oğulluk! Bütün başlığı oğulluğu da hamasın. Doğru mu? Spidometre ile benzin satken. Kardeşim, halife davlattı. Poştası ki teşliğe bugün atını. Onu yegeni yok göşünü. O burası işlatıp varıp geldi. O fakat atını minip varıp geldi. Hakkı yok idi. Pulunu ana şu atlarda yemeği alıp koşup koyuları yemeden de vaydip durdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkiler. İnnel halale bayyinun ve innel harame bayyinun. Ve baynahuma umurun muştabihat. La ya'lamuhunna kathirun minen nas. Halal narsalar aniq. Haram narsalar aniq. Doğru mu? Adamların için savalı halal bulan haramdan mas köproq. Şubhali narsalardan. İkisinin ortasında şubhali narsalar var. Adamlarda köpü şu şubhadan behavar. Endi kim şu şubhadan özünü saklasa dinini, namusunu, obro'sunu omonda saklaptı. Kim şubhaga kirip qolsa haramga kirip qoptı. Haramdan mas birodarlar şubhadan ehtiyot bo'lish kerak avval. Haram öz-özidan chekada qolib ketaveradi. Duası icabat boyayan kişilerden Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anhu. Ya Resulullah, dua kılın, dedi Sa'd ibn Abi Waqqas. Allah beni dualarım icabat kıladı yankı koysun. Kaçan dua kılsam icabat bol olsun dedi. Peygamberimiz dediler, ya Sa'd, atib mat'amek, takunu mustacabat da'va. Ey Sa'd, lukmezi halal kılın, pak kılın, duayız icabat adamlardan bolasız. Sa'd ibn Abi Waqqas'ın duası icabat edildi. Kendi soruşken, kanakalı bir yetiştiniz bu makam geldi yani de, kolumge alıp ağzımge abarken her bitti lukmanı, kayırdan ki yani gene bilerdim. Karnımge çüşüyorken her lukmanı, kayırdan ki yani gene bilerdim. Bizgen şu imkaniyat var. Halal yeliği de. Halal yeliği de. Dualarımız icabat oladı inşallah. Neme yendi dua icabat bol yaptı yu, neme ki dua icabat o mu yaptı? Sababını bildiniz mi? Kim ayıp durarken bunge? Fakat özümüz eken. Thümme zekere racule yutilu safara, eş'ese ağbara, yamuddu yedeyhi ile seme, ya Rab, ya Rab. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle ettiler. Bir kişi seferge çıktı. Uzağa yürüdü. Kıylendi. Hem bir yoku kirop gitti. Kolunu kötarıp dua kılı yaptı. Özü, musafir, duası icabat buladın ya adamlardan. Musafirlik için icabat oluş gerek. Ama peygamberimiz ayet yaptılar. Uzak seferge çıkan, saçları tarak duymaken eden, patile patile bop getken, çeng tozun saçının rengini özgürtüp yubarken bir kişi şakırı yapırdılar. Hele ya adam kolunu köke çözüp, ya Rab, ya Rab de yaptı. Ya Rab deyen için icabat oluş gerek. Bir, musafir boyanlık için icabat oluş gerek. İki, lekin yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, harom bilan o'ralib qoldi. Buni duosi qanday ijobat olsin? Qarang, duoni to'sadigan, ijobat bo'lishdan to'sadigan sabab to'rtta bo'ldi. Yegani, ichgani, kiygani va harom bilan o'ralganlik. Mana shu to'rt narsadan bittasi bo'lsa duo ijobat bo'lmaydi. Ibnul Vart aytadi rahimahulloh, vallahi sen masjid üstünde ka, masjidde turup namaz okusen yu, yegen lukmen haram boladigen bosa, bu ibadetlerinin senge faydası yok. Demek bu yengil meselemez. Halal bulan haram.
qancha namoz o'qing, qancha roza tutmang, qancha tasbih aytib, haj qilmang, harom mi o'qimaysiz? Ajri bo'lmaydi. Haybarda musulmonlar katta g'alaba erishdi. Yahudlar bilan hal qiluvchi jangda musulmonlar g'olib bo'lishdi. Musulmonlarning qatorida bir kishi jang qildi. Rasululloh bilan birga chiqqan g'azobda yahudiylar tomonidan qatl qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huwa min ahlin nar. U jahannam ahlidan dedilar. Sahobalar hayron bo'lishdi. Nimaga unday edi? Tushgan, o'rtaga tushgan g'anima hali bo'linmasdan turib musulmonlarning o'rtasida bitta yopinchiqni olib yelkasiga tashib olgan edi. G'ul. Ana shu jahannamga tushib ketishiga sabab bo'lgan narsa, u haqqi bor shu o'lchada, shu g'animada haqqi bor uni ham. Ammo hali taqsim qilinmasdan turib o'ziniki qilib oldi va mana shu narsa jahannamga tushib ketishiga sabab bo'ldi. Ishxonani pulda o'tiradiganlar, jo'rani pulni ushlab turadiganlar, kassirlar, davlatni ustida, davlatni, xalqni pulini ushlab turadigan odamlar Allohdan qo'rqishliklari kerak. Chunki insonchilik 1 so'm 2 so'm ketib qolishi mumkin. Javob berasiz. Bitta yopinchiqni yelkasiga tashlab olganiga do'zaxga kirgandan keyin qolganlar nima qilish kerak birodarlar? Bu halol harom juda ham ehtiyot bo'ladigan masala. Imom Azamni Imom Azam bo'lib ketishiga nima sabab edi? O'sha otasi tishlagan bir tishlam olma egasini rozi qilaman deb kirdi, Imom Azam dunyoga keldi. Qo'shnisini yerini qo'shib oladiganlar. Ko'chaga 40 santimetr chiqib ketadiganlar. Ey Allohdan qo'rqinglar. Qiyomatgacha yelkalar ikki qavat yerda gunoh turadi. Ko'chaga 1 metr chiqib ketayotgan, qo'shniniki o'tib ketayotgan, fundament ko'chaga chiqarib olayotgan qiyomat kuni yelkangda turadi. Ey nima o'zgaradi shu 40 santimetr bilan, ey? Aytinglar-chi, nima o'zgaradi? Haligi mo ko'cha tomonda egallashib bor 2 metr o'zing atchujdi yana deydi. O'shini katta mahallalardan 6 metr, 5 metr chiqib olganlar ko'rasan. Nima qilasan ey uni? Nima qilasan o'zingga ish qilib? Nima qilasan o'zingga gunoh qilib? Bir solih ayol xamir qoriyatuvdi. Xamir qoriyatuvdi, erini topib kelgan pulidan bo'lgan xamir. Eriz o'ldi degan xabar keldi. Shunday xamirdan qo'lini oldida inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Endi bu xamirda bizni sheriklarimiz bor dedi. Er o'ldi. Endi meros taqsim qilinadi. Erdan qolgan meros taqsim qilinmagunicha biz tegishimiz mumkin emas deyapti. Endi buni muqobilida haromdan qo'rqmaydigan odamlarni ko'ring. Haromni o'ziga kasb qilib olgan odamlarni ko'ring. Hunari o'sha. Hunari o'sha. Odamlarni qahshatib, zulm qilib, ularda haqqini yeydi. Yetimning molini yeganlarni ko'ring. Qaraylar, o'zi birovning haqqini yeyishlik katta gunoh. Endi yetimning molini yeyishlik, yetimning haqqini yeyishlik gunohlardan eng kattalaridir. Alloh taolo aytadi: "Astagfir billah. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira." Yetimlarning molini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar hech shak shubhasiz qorinlariga olov yegan bo'lurlar va albatta do'zoxga kirajaklar. Aytdi-ku, o'zi umuman birovning haqqini yeyishlik gunoh. Yetimniki gunohlarda eng kattasi hisoblanadi. Umar ibn Abdulaziz xalifa bir kuni kechqurun tunda o'zini valilardan birini olib kelib o'tirib hisob kitob qilayotgan edi. Qana bo'lyapti viloyatdagi odamlar, miskinlarga haqqini beryapsizlarmi, zulm bo'lmayaptimi? Chiroyli qilib qo'yilgan. Xalifa savollarini tugatgandan keyin vali Amir al-Mu'minin o'zingizni xolizdan bir savol so'rasam maylimi dedi. Turib turdi dedi, shart turdi, chiroqni o'chirib qo'yib o'tirdi. Endi so'ra dedi. Nima bunday qildingiz? Men sendan savol so'rayotganimda bu savollarim davlatni ishi edi. Chiroqqa yo'q, davlat pulidan qo'yilgan. Endi sen mendan meni ahvolimni, shaxsiy ahvolimni so'rashliging bizni shaxsiy ishimiz. Biz davlatda chiroqdagi yog'ni yoqishga haqimiz yo'q dedi. Yana boyagi hukumatni, davlatni, mashinasi, uni bir apparatlari, shuni stanovlarni ishlatishni deb o'ylab qo'yaveringlar. Shuncha yuqurayotgan akalar ishlatayotgan texnika davlatnikimi yo shaxsiymi? Shofir o'zinikimi u ekskavatori, buldozeri yo firmanikini levi olib kelib ishlatyapti, bir qarab qo'ying. Sizga halol bo'laradi, to'g'ri pulni berdingiz, lekin baribir shubha aralashib qolgan bo'lmasin. Shu uyda yashab uni bo'lsa baraka topishlik niyatingiz bormi? Bora. Birodi qo'shni yeriga chiqmang. Qo'shnini norozi qilmang. Imorat qurayotganda ustani norozi qilmang.
arzimagan narsani bahona qilib pulini bermay hayda vormang. Agar baraka topish xohlaydigan bo'lsangiz. Birodar, agar haromga o'ralib qolsangiz, namozingiz ham, ro'zangiz ham asqotmay qoladi. Allohning yo'lidagi jihodda shahid bo'lgan kishi bitta yopinchiqni o'g'irlab qo'yganligi uchun jahannamga tushgandan keyin siz bilan biz jiddiy o'ylanishimiz kerak. Birodarlar, harom narsa o'zi ko'p emas. Harom narsa ko'p emas. Fahsh, g'ibat, birovning moli, to'ng'iz, aroq. Nima uchun bular harom bo'lmasin? Axir haboyisu bular. Iflos narsalar-ku bular. Zero Alloh taolo pokiza narsalarni halol qildi, habis iflos narsalarni harom qildi. Albatta bu ikkisi barobar bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.